Herkese selam, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Palette'nin bu eşsiz sarılar saç açıcı spreyini deneyeceğiz. Bu sprey saçınızın rengini kalıcı olarak açıyor. Zaten arkasında da uyarıları var bu şekilde. Kısaca okumak gerekirse, ürün kahverenginden koyu, rengi açılmış veya platin sarı saçlar için uygun değildir yazıyor. Yani koyu renkli bir saçınız varsa ve saçınız çok açık renkliyse bu size uygun bir ürün değil. Benim saçım koyu renkli fakat ben saçımı sarı değil, kahve alt tonlu yapmak istediğim için aldım. Saç diplerinden en az 2-3 santim aşağıdan uygulamanız gerektiği ve en son uygulamanızın üzerinden 4-6 hafta geçmeden ürünü tekrar kullanmamanız gerektiği yazıyor. Fakat gördüğüm kadarıyla birçok kişi bunun hepsini tek bir seferde kullanıyor. Permalı ya da boyalı saçlarda işe yaramıyor ve dediğim gibi de saçınızda kalıcı bir renk açımı sağlıyor. Sizi uyarmam gereken iki önemli konu var. Birincisi, bu ürünü kullanırken eldiven kullanmanız. Çünkü ellerinizde beyaz kabuklanma, yanma vesaire gibi etkiler yapıyor. Ve ikincisi, bu ürünü saçınıza sıktıktan sonra fön makinesi ile kurutmayın. Çünkü fön makinesi ile kuruttuğunuz zaman saçınızı turuncu açıyormuş. Yani ben bilmiyorum, ben henüz kullanmadım. Şimdi birlikte kullanıp deneyeceğiz. Şimdi biz bunu sıkıp bu güneşin altında bekleyeceğiz. Kullanmadan önce üzerinize eski bir tişört giyin veya eski bir havlu alın ya da kullanmadığınız herhangi bir şeyi serin. Çünkü kıyafetlerimizin renginin açılmasını istemeyiz. Şöyle bir şey var ki, normalde saç, yani doğal yolla saç açıcılarını banyodan sonra da, yani duştan sonra da kullanabiliyoruz. Sankis gibi olanları mesela. Ama bu bence öyle bir kullanıma uygun değil. Çünkü kullandıktan sonra saçlarımızı sertleştirdiğini duydum. Şişedeyken kokusu güzel de sıkıntı olan kokusu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Daha önce Sankis kullandım. Fakat bunu ilk defa kullanacağım için sürekli öyleymiş böyleymiş diyorum ve saçımın arkasına çok az bir şey denediğim için kokusunu söyleyebiliyorum. Bunu Watsons'tan aldım. Şu anda 23 TL'ydi. Sankis biraz fazla uçmuş çünkü. Şimdi ben üstüme havlumu aldım. Sıktığınızda püskürtücüsü tek bir tarafı fışkırtıyor bu arada. Daha iyi sonuç almak için eşit miktarda yaptığınızdan emin olun. Kullanmadan önce böyle bir çalkalıyoruz. Ben saçımı böyle ayırmayı tercih ettim. Dediğim gibi fışkırtıcısından dolayı. Fakat bunu burada sıkmayacağım. Lavaboda, tuvalette sıkacağım. Çünkü buralarda rezillik olmasını istemiyorum. Ben bunu böyle sıktım. Kafamda çok komik gözüküyor. Şu an saçımdan sular akıyor. Bu şekilde sıkacaksınız ve güneşin altında bekleyeceğiz. Fakat gözünüze sıkmamaya dikkat edin. Çünkü çok fena yakıyor. Yanlışlıkla gözüme sıkıyordum. Sakın bu ürünü kaşlarınıza ve kirpiklerinize uygulamayın. Ya da yüzünüzün herhangi bir yerine. Alerji yapabilir vesaire şeyler olabilir. Zaten tavsiye de edilmiyor. Gözle temas halinde olduğu anda yıkamanız gerekiyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Kör olma ihtimaliniz var ve zaten işe yaramadığını tahmin ediyorum. Bir de aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Yani kokusu biraz fazla rahatsız edici olduğu için ve saçınızı böyle sertleştirdiği için günlük kullanıma uygun değil. Bu yüzden kirli saçınıza yapmanız, eldiven kullanın deyip hala elimi saçımı sürmem. Ben tavsiye ediyorum. Zaten ben de saçım biraz kirlenmesini bekledim bunu kullanmak için. Yani şey gibi bir durum bence söz konusu değil. Yani ben bunu sıkayım de, yani çıkayım de falan filan. Yani bildiğin, yani çok kötü kokuyor. Sizlere bir güncelleme yapmaya geldim. Saçlarımın altları açık renk olduğu için resmen açtı yani. Resmen sarı oldu buralarım. Diplerim koyu olduğu için şu an hafif kurudu gibi falan filan ama çok açılmak gibi bir şey söz konusu değil. Bu yüzden ikincisini turu sıkmaya gidiyorum.
sizlere ertesi günden geldim. Dün ikinci turu yaptıktan sonra hava çabuk karardı ve ışık düzgün değil. Bu yüzden de çekemedim yaptıktan sonra. Ben saçımın komplesine sıktım zaten gördünüz. Dibine de sıktım, uçlarına da sıktım. Şimdi daha iyi görmeniz için perdeyi açacağım. Saçım şu anda bu şekilde. Bence güzel bir şekilde açtı. Yalnız saçlarımın bazı yerlerinde biraz turunculuk oldu gibi geldi bana. Mor şampuan kullandım. Evet, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.